T1. Bakalım JDG'nin bir yanıtı olabilecek mi? T1 şu anda domine ediyor gibi gözüküyor oyunun genel gidişatında. JDG yine mavi tarafta. Arka arkaya üçüncü kez mavi tarafta olacak. İki kere mavi tarafta kaybettiler. Pardon, beni kırmızıda kaybetmişler. Bir taraf. Özür dilerim. Şu var yalnız hani... Ryze yasaklandı. Şimdi Yone'yi de yasaklıyorlardı. Bakalım muhtemelen Yone açık kalacak. Evet. Aatrox Yumi gitti. Sejuani var bu arada. Gerçi Sejuani T1 da yasaklamıştı. Belki daha almak istemiyor. Lucian da yasaklar. Tamam abi siz başka bir şey oynayın artık ya dediler. Ve Akaliler, Sylas'lar. Sejuani. Graves, Sejuani. Bakalım, hala bir tane yasaklama gelebilir burada Graves'e. Ve ben şunu söyleyeceğim. Bence Lucian Nami'siz olmuyor ama Kerian'ın elindeki bir Nami Lucian'sız olur. Nami ile beraber başka bir şey oynayabilirler yani. Sejuani açık dememe kalmadı. Evet. JDG direkt kapattı. Şu ana kadar JDG adına madem Lucian yok biz de Varus alırız. Viego da bize kaldı. Oh mis dediler. Şu ana kadar JDG açısından en olumlu isim Kanavi gözüküyor. Ama takım olarak Kanavi gözüküyor dedim. Belveti alarak Kanavi kendi ayağından vurmaya kararlı galiba. Kanavi şarteli indirmiş olabilir mi bu oyun? Ya bu takımla taşınmıyor bu takım. Aldım valla. Kanavi valla geldi Belvet. Kötü oynamamıştı geçen sefer ama oyuna etkisi hele ki dağınık bir maçta bile çok sınırlıydı. 3-0-7'ydi kaybettikleri oyunda. Ve karma geldi. Bakalım. Gelmedi daha. Şimdi geldi. Tabii esnek bir tercih olabilir. Hani üst, orta. Gerçi şöyle bir dakika. Üst olamaz çünkü Sejuani var bir kere zaten. Sejuani ormanı. Ormanları belli. Yani şey nereye gidecek? Belvet nereye gidecek? Ha pardon, Belvet nereye gidecek? Belvet ormanı Sejuani üst. Yani bir çılgınlık yapıp Sejuani'yi destekte oynayıp karmayı yukarı göndermezlerse ki yapacaklar hani 369'a gidip karma vermezsiniz diye tahmin ediyorum. Faker bu sefer Yaga'ya abi bak Azir'in nasıl oynadığını bir göstereyim sana dedi. Şunu ekleyeyim. Şu 3 şampiyondan ya bunlara nasıl yaklaşacak? Sylas'ı yasaklayacak çok büyük ihtimalle T1. Şu Varus ultisi üstüne Azir ultisi yani bu takımın üstünde koşan direkt kitle kontrolü aynen. Merhaba diyecek. Yani net bir şekilde. Öncelikle direkt T1 zaten üstüne gelen takımlara karşı çok sert yanıt veriyor. Evet. Buna bir çözüm bulması gerekecek bence JDG'nin bundan sonraki tercihlerinde bakalım. Talia gitti. Ben Sylas'ı da yasaklayacağını düşünüyorum T1'ın. Varus'u koruyabilecek Tahm Kench'i yasakladı JDG'de. Karma'ya niye bu kadar öncelik verdi acaba JDG? İttiren bir alt koridor ikilisi kurmak istiyorlar muhtemelen. Öyle istiyorlar. Ama yani Caitlyn yasaklı. Lucian yok. Sivir olabilir ama Sivir'in de en iyi partneri Yumi. Yumi de yasaklı. Tristan olabilir. Ash yasaklandı bu arada. Ash karma güzel olurdu bu arada. Ciddi evet. Anlamda sağlam dürten. Miss Fortune? Ya, Miss Fortune konusunda... Miss Fortune'ın kompozisyonu değil ya. Emin değilim. Yani Sejuani ultisi tutmadığı sürece Miss Fortune... Ben ya... Hani kimle koridorda... Varus'u acayip darlayabileceklerini düşünüyorum. Tamam ama ondan sonra etkisi çok düşük kalır. Fiora'yı yasakladılar. Direkt geldi Renata. Şey diyor yani zaten Varus Azir'le birlikte Renata'yı dekler. Üstümüze gelirseniz. Hop. Üstümüze gelirseniz öldürürüz sizi diyorlar. Burası Sivir ya. Hiç heyecan alamaya gerek yok. Bak yine dönüyor. Sivir burası. Bak. Sivir. Sivir Scarlet buraya Jhin olmaz. Ölüm fermanını imzaladı. Hope aynı şekilde düşünmüyor. Ölüm fermanını imzaladı şu an. Hope şey diyor. Ya ben zaten yakalanıyorum ne fark eder ki diyor. Ama çok çok darlamaz mı ya koridorda Karma Jhin? Darlar. Hem de acayip çok darlar. Korkunç darlar yani. Ama koridordan sonra ne olur orası biraz soru işareti. Ya koridordan sonra olay şeye bakıyor. Yalnız... Ohohoho. Bir dakika. Aman. Yok sonra. Bir dakika. Ver oradan bir Jace ver. Bunlar şey ya, show için yapıyorlar. Gragas en iyisi. Alt, yani T1'ın şu an draftı çok iyi. Yani aşırı iyi yani. JDG'nin savaş başlatma ihtimali yok. Yani uzaktan bir Sejuani ultisi işte. Onun dışında Yaga'nın çaldığı ultisi, bir Gragas Sejuani ultisi. Sejuani ultisi geldi dedim, ya yine ama yine var ya, yani Sejuani ultisiyle beraber ne bileyim çalınabilecek bir Varus ultisi, Renato ultisi tamam. Bunlar da. Tamam. Karşında anında Gragas fıçısı
Azir ultisi, Renata ultisi nereye geliyorsun abi? Evet, disengage yapabilecek araçları şöyle var da. Şöyle söyleyeyim, Tiva'nın şu kurduğu kompozisyon oyun tarihinde disengage'in güçlü kompozisyon olabilir yani. Bu takımın üstüne koşulmaz. Koşulmaz. Artık koşsan da istediğin gibi savaşı bitirirler. İstediği yerde bitirirler savaşı. Yani şöyle, geç oyunda JDG tarafında oyun taşıyabilecek bir tane şampiyon. Hı hı. Oyun uzarsa. Yani şöyle bir de şimdi Jhin'i aldığınız zaman genelde orta koridora doğru Cassiopeia veya Azir falan gibi bir şey istersiniz devamlı hasar kalmadığı için. Velvet'ten almaya çalışacaklar onu. O biraz soru işareti. Yani seçim yasaklama ekranında bu sefer T1 net bir adım önde başlıyor gibi ya. Çok net. Ve... Bakalım yani Kanavi şu an kadar JDG'nin iyi oyuncusu gibi. Velvet'le erken neler yapacak göreceğiz. Ve erken oyunda kesinlikle JDG'nin oyunu domine etmesi lazım bu şampiyonlarla. Yani özellikle alt koridoru. Evet. Alt koridoru yani paramparça etmeleri gerekiyor. Yoksa işleri kolay olmayacak JDG'nin seride. Dördüncü maça geçiyoruz. T1 2-1 üstün. Burada dördüncü maça geçerken ve JDG yine mavi tarafta. Alt koridor çalılarını ele geçirmek istiyor. Alt koridorda Jhin Karma'ya karşı Renata ve Varus ikilisini izleyeceğiz. Bu sefer Kerry'den bir tutuştur gelmiş. Çok güzel totemler T1'dan. Yani ne, nerede, kim ne yapıyor her şeyi evet görüyor. Sıçrasız oynayacak 369. Bu çok tehlikeli olabilir. Sejuani'nin klasik klasik yaptığı bir şey bu ama evet, tabii. Tehlikeli olabilir onu diyorsun. Yani tehlikeli. O tutuşturla yani beraber tek combo ile skor olabiliyor bu sefer seviye alttan sonra. Güzel hasar bıraktılar. O son karşı şey seken bomba çok geç gitti. Ya zaten iyi bir karma ile iyi bir karmanın koridoru domine etmemiz çok zor ya. Şimdi de sihir yıldız girmiş burada. Hasarına hasar katmış. İşte bu totem Kanavi'ye ne haber abi dedi. Gumayushi, Gumayushi yine yakalandı, trajediye yakalandı bu sefer. İkinci seviyeye Hope ve Missing sağlam girdi gerçekten. Yalnız agresif bir sıçra kullanıldı Keria'dan. Keria Missing yakalamayı başardı, inanılmaz bir oyun. Burada Keria yoktan var etti resmen skoru. Ve Missing'i servis etti, servis. Aynen öyle, servis etti, üstüne geri gönderdi. Ki burada aynı komboyu Hope yapsa zaten arındır olduğu için hiç gerek yok. Hedef zaten burada her zaman Missing'di ve yine ilk kanı burada almayı başardı T1 alt koridoru. Oku da gerdi. Direkt oku, gerdi oku kullandı. Üzerine şey sağanağı mı neydi o? Keskin sağanak. Keskin sağanak. Yetti zaten kombo. Ha yok şey, ok yağmuru. Ok yağmuru. Ok yağmuru. Yani buna normalde Missing kalitesindeki bir oyuncunun o sıçraya, sıçrayla beraber cevap vermesi lazım. Çünkü animasyonu iptal edebileceğiniz bir yetenek değil bu arada Renata'nın Q'su. Yani Q sıçra olmuyor yani. Sıçra Q atıyorsunuz. Ama Missing burada bir tık uyuyakalmış. Orta koridordan geçerken uyuyakalınca takım arkadaşına yardımcı oldu burada Kanavi. Sen uyuyakalmış diyorsun şey için, Missing için. T1'da kalk yerine yat deyip onu şeye yolladı, çeşmeye. Yine bir baskın geliyor bu sefer. Kovalamaya devam edecekler. Missing'in sıçrası olmadığını biliyorlar ama Hope'un sıçrasını istiyorlar belki de burada. Owner sersemletmeyi başaramadan Hope sıçrayı hemen kullandı. Kanavi yine üst koridorda Zeus'un
bir kulağı altı çıkar mı diye bekliyor orada Zeus üzerinden. Bakalım. Yönleri çok iyi ittiremedi bu sefer. Hop, aldı onları Zeus. Onur geliyor. JD Gaming'in alt koridoru domine etmesi lazım demiştik. Yalnız Yaga Faker yakalamayı başardı. Patlamayla birlikte Faker canının büyük bir kısmını kaybetti ama ışınlığı var, geri dönecekti. Yagao'dan yine de gayet iyi bir deneme. Sıçratsaydı Onur orada W'sunu geldi diken. Skor çıkardı sanki yani. Skor çıkmazdı gerçi ama en azından sıçrasını alırdı burada Yagao'nun. Burada Faker'ın biraz işine gelirdi. Yukarıda da 369 hiç fena iş çıkarmıyor. Orta koridorda Yagao herhalde bunları temizledikten sonra üstüne dönecek. Ama hayır. Yani Faker'ın uyanmış olması lazım diye tahmin ediyorum. Yagao'nun burada kalmasıyla beraber güzel bir yana adım geliyor zincir Faker'dan. Kaçtı. Zincir kaçtı. Her şey kaçtı. Her şeyi dojladı Faker. Ya Faker dojladı diyoruz da JDG de felaket. Yani bir şey yapmadı Faker. Hı. JDG'de biraz psikolojide dağılmış gibi ya. Yani odaklanmaları lazım. Odaklanmazsan biraz evvel şeye misinge dedikleri gibi git evinde odaklan diyebilirler. Kalk yerine yat mevzusu gerçekleşebilir. O yüzden yani bir an olsun bile odaklarını kaybetmeleri lazım burada. İlk ejderi de aldı T1. Erken bir ejder bu sefer. Şu an 369 gayet iyi gidiyor. Onun dışında JDG için pek keyifli değil karşılaşma. İonya çizmeleriyle başladı 369. Yani gayet mantıklı bir tercih. Hareket hızı o eşleşmede gayet işe yarıyor. Artı bekleme süresinde azalma. Sürekli zaten yeteneklerini kullanacak. Erken bir bilinmezlik küresi Faker'dan. Yani işte Silas'ın can yenilemesine karşı ama çok iyi bir fikir. Missing'den mi? Geldi bu sefer agresif bir sıçra ve Kerya'yı yakalamayı başardılar. Kerya'nın kendi sıçrası bekleme süresinde öyle, o yüzden 369'un buraya gelmesiyle birlikte hopa çok rahat bir skor. 369'un buraya gelmesi ekstra. Henüz ultiler açılmadan onu kullanmak lazım. Renata evet. Çünkü ultiyi kullanıp direkt geri çevirebilirdi onları. Orta koridora ışınlanla gitmesini beklerdim aslında ama yok. Yürüyerek geldi buraya. Minyonları da kanebe alacak. Totemde görünüyor T1 oyuncuları. JDG hala bekliyor. Ya şey oyunu çok güzeldi bu arada. Yani belli ki zaten Kerya'nın sıçrası zamanlanmış. Zaman aynen tutulmuş. O gelmeden Sejuani'yi getirelim, free kill'imizi alalım dedi JDG. Ve üzerine alamet isteyecekler. Ama T1 bırakacak mı? Tabii ki hayır. Yok, diğer taraftan buraya şimdi Gumayüşü de buraya doğru yöneldi. Herkes burada. Sadece Gumayüş eksik. Alamette bir karar verin kardeşim deyip yerine gitti. Yani Zeus çok önemli burada. Yani birini servis edebilir Zeus burada. Sıçrası da var. Ultisi de mevcut. Yani gergin bekleyiş devam ediyor alamet için. T1 bundan önceki maçlarda alameti, ilk alameti en azından bir önceki maçta yalnız burada bırakmıştı. 5'e 5'e gidiyoruz. 5'e 5'e gidiyoruz. Sejuani ultisi döndü. Herkesi evet ayıran, 4 kişiye çarpan bir ulti ama hiç hasarı bırakmadı önemli onu zaten. Evet yani biraz da boşa atılan bir ulti burada. Bakalım. Ama bu zaten bitiyordu yani elinde evet, o çaldığı ulti
bitmek üzereydi. Elinden çıkardı Yagaon'u. Hem Yampire hem alamet için bir savaş. Hop arındır kullanıyor burada Gumayishi'nin sıçra ultisine karşılık. Kanavi'nin başı dertte olabilir ama Kanavi uzaklaşmayı başardı. Sejuani ön tarafta Onur'u yakalıyor. Güzel bir ulti geliyor. Faker Renata! Renata'dan yine müthiş bir ulti. Onur düşecek burada. Ve 369 herkesin arasında Faker mücadele etmeye devam ediyor. Kaçabilecek mi buradan? Hayır. Tutuştur düşüyor burada. Düşürüyor Faker'ı burada. Yagao düşecek. Hop, hop çıkmaya çalışıyor. Hop ve Missing 2-3'te. Pazara gönderdi düşmedi, burada. Düşmedi kalkan geldi. Hop ama aradıkları skoru bulamadılar. Gumayishi son bir otomatik saldırıya ihtiyacı var. Ok. Missing o saldırının gelmesine izin vermeyecek. Manası yok. Yalnız... Ve yani kaça kaç oldu takas sayamadım çünkü ilk ölenler doğdu bile. Gumayishi'den öyle bir yana adım geldi ki böyle milimetrik. Yani çok da uzun süren bir takım savaşı oldu aynı zamanda. Yani şöyle deniyor ama burada muhtemelen hedefte Kanavi vardı. Kanavi orada sıçrayla kaçınca ulti tabii hop'a gidiyor, hop da tek arındırla çıkıyor oradan. Arındırla çıkıyor, sonra işte buralarda Azir'in etkisini görüyoruz. Faker'ın ultisi burada bir tık boşa gitti. Boşa gitti. Bir kişi, bir kişi ama Hope'un ultisini de bozmuş diğer tarafta. Bir de askerlerle Azir gerçekten bu dakikada bile etki yaratıyor. Baksana Azir yani hasar çıkartamıyor, yazık. Arka tarafta herkesi acayip zonlamış durumda. Ya bu bak, CD'si hocam bakmamış bile Azir'e zaten. Aynen. Yani Hope da burada, o da güzel bir sıçra atıyor. Üf. Ardından şurada Gumayishi yana adım attı değil mi? Doğru gördüm ben burada ya. Bakayım. Of. Ay. Yani yok böyle bir şey ya. Çok temiz yana adım. CDG altın farkı kapandı şu anda. İkinci ejder de burada T1 alacakmış gibi görünüyor. Sadece orada Missing galiba çalmaya çalışacak. Görüşü de var bakalım. Ama hiç şans tanımadı orada. Onu direkt çarpını kullandı. Ve Okyanus ruhu ilk defa farklı bir ruh göreceğiz ama oyuna etki eden asıl ruhları Hextech, Dağ ve Ateş'i göremedik. 3 tane buluttan sonra iyi geldi diyelim. Gumayishi şu anda en fazla altına sahip oyuncu maçtaki. T1'deki skorlar da 4 farklı oyuncuya dağılmış. Buraya da alamet açıldı. İlk kule altını geliyor şu anda. Bu da altında 1300 altını bir CDC üstünlüğü yarattı şu şimdilik. Minyonları temizlemesi isteyeceklerdi o kuleyi Onur'dan. Sıçra Missing'in sıçrasını alıyor. Karşılıklı bir takas. Varus ultisi çok geç geldi yalnız. Yani iki ultiyi kombolayamadılar. Hop'tan ulti Gumayishi kullanıldı. Gumayishi'nin önüne geçmesi lazım T1 oyuncularının. Önüne geçiyorlar da. Yalnız CDG burada 2'ye 3-3 savaşı çok iyi yaptı. Evet. Ya Jin bilmiyorum, oyun ilerlerse hakikaten tehlike yaratabilir arkasındaki karma ile birlikte. E tabi tank kesen bir şampiyon üçünden olmadı Jin. Asıl sıkıntı orada başlık. Yani Viego ve Gragas tanklaştığında yani onları nasıl eritecekler? Problem... Onları da Belvet yesin ya. Çok zor. Zor ama tabi söz konusu kanabe olunca işler değişebilir her zaman. Orta koridorda Yago yine 20 milyona yakın bir fark yemiş. Ama normal ya Azir Sylas eşleşmesinde. Onur o birebir kafa yatacağına pişman oldu sanki. Evet. Renato ultisi Missing'e... İkisine birden çarptı bu arada. Missing'i arka tarafta yakalamayı başardılar. Missing bir yere gidemeyecek. Şimdi sırada Hope var. Hope'un da sihirdar büyüsü yok. Tek bir yetenek yeterli olacak burada. Gumayishi ve Keria'dan müthiş oynama, pozisyonun mimarı.
Kerian'ın inanılmaz ultisi. Bir şey soracağım. Renato ultisinden kaçıp içine mi girdiler? Bana evet. Öyle geldi. Sadece şeydi bu arada. Yani Missing'e çok önemli değil de. Yok yok, Hopte'ydi sonra. Hopte'ydi. Hop 7 arındır bastı. İkisi de çıkmıştı. Evet, evet. Yani menzilden sonra içine girdiler gibi geldi. O kadar yavaş hareket ediyor ki bu bizim yanımızdan geçer gider diye düşündüler. Geri içine adım attılar. Yalnız bakalım Faker. Faker yakalandı burada. Faker ulti kullandı. Faker çıkabilecek Kalkan buradan. Dağıldı. Faker hayır çıkamadı ama yanında en azından takım arkadaşlarına 3 kişiyi servis etti. Yago. 369 çıkmayı başaramayacak buradan ve Onur'la beraber skorları bulmayı başarıyorlar. Faker düşmeden evvel. Faker yani son ikramını yaptı. R tuşuna evet bu kadar hızlı basabilirdi herhalde bilmiyorum. Spamladı, R tuşunu kırıyordu orada. Spamladı ama sonucu muhteşem oldu adeta. Ki yani oraya da kim geldi en son? Missing geldi galiba. Skor orada Missing aldı. Kalkanla beraber üstte tutuştur da vardı. Hayatta bu kadar skor üstünlüğüne, altı ve orta koridordaki minyon üstünlüğüne rağmen tabi ormandan acayip bir altın olduğu için altı farkı çok az. Böyle tekrardan şimdi bir bakalım. Şimdi şu ultiyi bir daha görelim. Sanki ultinin yanında açılıyorlar sonra ultinin içine giriyor. İkisi birden hem. Hop direkt açılıp. Yok pardon. Şey yakalanmış gerçekten bir sink. Hop açıldığı halde kendini evet, yakalamış geri sonra. Hop tabi çok önde kalma korkusuyla girmeye çalışıyor. Biraz erken davranıyor. Başı belaya giriyor tabi. İşte bu da Faker'ın yakalandığı ama. Havaya kaldırılmış son anda. Şimdi burada Varus ultisi var, Renato ultisi var. Hazır ultisi yok sadece. Üstüne de Viego ultisi de gelmek üzere. 15 saniye gibi bir süre var bakalım. Çalınan bir Varus ultisi var. Bakalım ultiler kullanılacak burada. Varus ultisi de kullanıldı ya Gao tarafından. Ön tarafta Renato ultisi. Yarıp geçiyor JDG'yi burada. Devamını getirebilecek mi Tivan? Skor geldi. Kumayushi keskin nişancı. Yagao yanlamayı başardı. Onur devam ediyor 369'u. Zeus ultisi içeri servis etti. Onur tabii kovalamaya devam edecek burada. Faker içeri Faker, giriyor. Faker! Tertemiz ulti. Önce hüpletti sonra gümletti T1. Ve alameti aldığı gibi takım savaşında kazanmayı başardılar. Alameti alamamışlar. Kanavide kalmış alamet. Kanavide kalmış da Keria net oynuyor be. Ya bütün takımın içinden geçirdi ultiyi. Ya kimse de abi bize ne oluyor demedi yani. Ya bir de Renata gibi şampiyonlar da ultiyi kullanmak için böyle eliniz kaşınır her an. Evet. Nasıl güzel bekletti ya. Yani şöyle aslında Keria burada en doğru olanı yaptı. Çünkü Sejuani ultisini bekledi. Yani Sejuani ultisi geldikten sonra rakip takım zaten o hedefe odaklandığı için o da hiç düşünmeden direkt şurada bam. 4 kişiye çarpıyor ulti. Tertemiz ulti. Siz birbirinize vurun abi biz de size vuracağız dediler. Bir de Oko orada gelmiş. 300 vurmuş. Tabii yani, Viego hemen reset alıyor. Kovalamaya başlıyor. Diğer taraftan da Faker hala ultisi bekleme süresinde birazdan geliyor. Yani şu an geliyor. Sıçrayı kullanıyor. Askeri gönderiyor. Üstünden of of. Çok temiz. Çok temiz. Yani JDG için çok zor bir dönemeç. Yani iyiden iyiye burada özgüvenleri şu an tavan yaptı. 369'u içeri fırlattılar yine. Bu sefer çalınan Renato ultisi gayet iyi iş yapıyor JDG için ama Kumayı yine Faker. Neler yapıyorsun Faker? Faker'a yine attırdılar ulti. Yani geri gelip yine katliam yaptılar. Yani adam sırf ulti alsın diye devamlı JDG'nin oyuna toplanıyorlar yani. Faker ultisi bekleme süresinden bittiği anda savaş yapıp savaşın kaderini değiştiriyor. 18-5'e geldi skor. Altın farkı o kadar büyük değil ama bu otomatikman şeye yansıyor, seviye farkına yansıyor. Tabii canım yani şöyle baktığınız zaman eşya farkı da şimdi ortaya çıkacak. Daha ikinci eşyası bitmemiş bir Jin var karşısında ikinci eşyayı bitirmiş. Biraz daha 3'e başlayacak. Altın farkı çok artmıyor demiştim ve 6000'i bulmuş. 6-0-8'de geldi Varus. Yani Faker'da şu an asistleriyle beraber ufaktan göz kırptı oyunu. Yani takımda 3 kişinin 10 artı asisti var. Hatta pardon 4 kişinin. Yani yukarıda şey görmüyoruz. Zeus'u görmüyoruz. Zeus'la 11, 10, 10, 12 diye gidiyor yani. Burayı bir daha izlemek lazım. Yine bekleme süresinde Faker'ın ultisi. Yani önceki tabii ki hedef burada seviyor. Ya yani. Zeus ultileri de bu arada hakikaten iyi bu iş arada, yaptı. Bu arada Gazmed'den Renato ultisi çok iyi iş yapıyor yapmasına ama Gumayu Faker... şey değindi. Ay, manevraya bak. Of. Çok temiz.
Çok temiz. Yani Faker şu an var ya böyle, yani içinin yağları var, erimiştir yani, öyle söyleyeyim. Bak, bak. İzleyenlerin de içinin yağları eriyor yalnız. Kule altında Onur'un başı dertte gibiydi ama Kanavi kaldı içeride. Şimdi Zeus'u düşürmeye çalışacaklar. Canlaraz. Kane ultisi kullanılıyor. Zeus. Yan taraftan Kane ultisi 3 kişiye isabet etti. Arka tarafta aradıklarını bulabilecekler mi? Guma Yushi partiye katıldı ve onun gelmesiyle kurtarma beraber 3'te 3 yapıyor T1. 5'e 22 oldu bir anda. Skor ve kimseyi kaybetmedi T1. Ya T1'da şu anda herkes %110 falan oynuyor yani. Geçti mi %100'ü? JDG de artık doktor ne yerse yesin dedi kıvamında galiba. Yok, Keria da hakikaten Baron çok çıktığı fena gibi Baron'a geliyorlar. Acayip acayip şu an. Yani müthiş bir iğme yakaladılar. Rüzgarı da arkasına aldı burada T1. Ya eşya konusunda da çok geriye düştü burada JDG. Yani yapabilecekleri çok fazla bir şey de yok. Yine burada ulti tutuyor ama düşüyor. Gene işte ya, başın seçim yasaklı mekanizmasını söyledik ya, savaştan çıkma mekanikleri inanılmaz diye. Gragas ultisiyle savaşı geciktiriyorlar. Geciktikten sonra zaten olanlar inanılmaz. Yine 3 kişiye çarpmış burada ulti. Carry'e sonra baksana. Diğerlerinde şey yakalıyor. Carry'e flank atıyor arkadan. Evet, evet. Yani Renata'yla flank attığınız bir pozisyon düşünün. Sonra Varus ultisiyle kalanları yakalıyor zaten. JDG için psikolojik yıkım anları bunlar. Yani şuradan eğer geri gelirlerse efsane olur ama çok abi, zor ya. 9000 yani, altın farkla üst koridorda 2. Gumayushi ters pozisyonda kaldı kurtarma bu arada. Gumayushi ama kurtarma paketi var. Kurtarma paketi. Gumayushi hayatta tutuyor ya. Yalnız Hope'u da neredeyse yanında götürüyordu. 1000 altın aldı değil mi? Gumayushi. Evet, 1000 altın alındı. Hala üzerinde galiba. Ha, şu anda 300 altın daha var. Var var daha ödül var. Üzerinde. 9-0-10'du. Ha 8-0-10'du. Bir an 369. Yok 9-0-9'du abi. 369. Pardon, mouse klavye bıraktı sandım ya. Bir durdu yerinde. Sersemletme olmasın abi. Sabaha kadar kapısında ikisi tank olduğu için çok fazla bir şey olmaz orada. Yani sadece bir tane dış kulesi kaldı diye tahmin ediyorum. Burada JDG'nin aynen üst koridor ikinci kulesi hayatta. Hemen hemen her yerde iki seviye fark var. Evet. Üst koridor hariç. Yani orman. Yani altın farkı 10.000, seviye farkı 2'şer. Yani toplam 19, toplam 8 seviye fark, 10.000 altın fark. 3 ejder. 3 ejderin getirdiği bir etkiyi unutmayalım. Oho. Yok ya, bu saatten sonra zor ya. Yani Faker. Faker. 4 kişinin arasında olabilir ama Kanavi ters tarafta dedi. Yine de Faker düşürmeyi başaracaklar. JDG'nin aradığı savaş mı olabilir geliyor belki? Keri'ye geldi ama ultisi pek bir kişiye isabet etmedi. Yalnız Zeus arka tarafı tanklamaya devam ediyor. Yakao'nun başı dertte. Gumayushi'nin hasarı gayet yeterli. Yan tarafı kovalamaya devam edecekler. 369 düşüyor. Diğer tarafta da Zeus. Bu altın farkı ama. Bu yakalamayı başardı Missing'i. Bu sefer T1 iyi pozisyon alamadı ama altın farkı böyle bir şey. JDG çok iyi yakaladı bu sefer ama işte hasar yetmiyor. Eşya yok. Seviye farkı ortaya çıkıyor. Burada oyunu bitiremeyecekler belki ama üst koridor inhib kulesini açmayı başaracaklar. Üst koridor inhibitörünü de alacaklar. 20 saniye sonra ejder ruhu, bulut ruhu vadide olacak. Hayır, okyanus. Okyanus. Buluta çok alıştık ya. Arka ışığından gelmiş bu tabii bizim gördüğümüz pozisyonda. Trajediden buradan çok iyi kaçıyor. Sonra takım arkadaşlarının yanına gidiyor. Yakalamışken Belvet'i alacak ama 369'dan harika bir ulti geliyor. Faker'ı düşürüyorlar düşürmesine ama sonrası Gumayushi bu arada şeyi kaçırmasa, ultiyi kaçırmasa daha erken katliam olacak. Evet. Yok evet ya, JDG kompunda damaj yok, damaj çıkmıyor. Artı savaştan çıkma mekanikleri inanılmaz şeyin ya T1'ın. Yani sadece ne yapabilir? Sejuan atıp kaçabilir veya da Karma hani E yeteneğini güçlendirip R ile beraber. Okyanus ruhu da geldi. Hız. Bu saatten sonra geçmiş olsun ya. Yani Faker 3. eşyaya başlamış. Diğer tarafta 2. eşyasını bitiremeyen bir Sylas. 3 eşyasını bitirmiş bir Varus. Üstünde de kronometre var. Kronometre var. Tek kılıcı var.
Yani önlerinde Zeus yalnız toplum da eli sıçradaymış ama sıçrasını kaybetti sonuçta. Zeus ultisini kullandı arka tarafta. İki kişi havaya savuruyor. Faker'dan yine güzel bir deneme. Yagami içeri attı. Güzel de bir kronometre kullandı. Artık bu T1'ın aradığı son savaş olacak belki de. JDG'nin şansları da bitmek üzere. İnhibitörü aldılar ve... Baştaki ilk şey Jhin ultisi olabilir bu ya. Yani dördünü bir, dört mermiyi birden kullandı. Dört mermiyi birden kullandı ve T1... Renato artık rakibimizi düşürmemize gerek yok diyor belki de. İkinci Nexus Kulesi'nde düşürecekler. 24. dakikada galibiyet uzanıyor T1. Ve Georgia'da finale ulaşacaklar. T1 seride 3-1'lik galibiyeti ele geçirmeyi başarıyor.